Bugün adalet talebimizle Silivri'ye geldik. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin simgesi olan Silivri yerleşkesinin önünde adalet talebimizle bir aradayız. Gezi'nin 9. yıl dönemine giderken Türkiye'nin Türkiye'nin hukuk tarihine, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 25 Nisan Gezi davası kararlarını reddettiğimizi bir kez daha kamuoyuna ilan etmeye geldik. Arkadaşlarımıza ses olmaya, adalet talebimizi dört duvar arasındaki arkadaşlara iletmeye, onlara nefes olmaya geldik. Taksim dayanışması olarak, Taksim dayanışması bileşenleri olarak Gezi davasında tutuklanan arkadaşlarımızın aileleri, arkadaşları olarak, demokrasi güçleri olarak buradayız. Birazdan basın açıklamamızı sizlerle paylaşacağız. Ama önce buraya ses olmaya, adalet talebimizle nefes olmaya geldiğimiz arkadaşlarımızın sizlere mesajlarını ileteceğiz. Gezi davası tutukluları arkadaşlarımızdan Can Atalay, az ilerimizde. Can Atalay'ın bizlere mesajı var arkadaşlar. Can'ın bizlere mesajını okumak üzere Can'ın arkadaşı, Sosyal Haklar Derneği Başkanı Özgür Barış Akbayır'a sözü vereceğim. Değerli arkadaşlar, kardeşlerim. Aramızda şu an birkaç yüz metre mesafe var. Hepinize teker teker sarılıyorum. Bizi burada bir an olsun yalnız bırakmayan, tıpkı Gezi'deki gibi tüm farklılıklarıyla omuz omuza direnen iradenizi selamlıyorum. Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır demiş Ozan. Umut omuzlarımızda yükseliyor. Biz Gezi'nin toplumsal, politik ve hukuki bakiyesini ancak onurla taşırız demiştik. Ve Gezi direnişinin bakiyesini onurla taşıyoruz. Hepinize çok selam. Birkaç yüz metre mesafeden birbirimize sarıldık. Hasret giderdik. Kabul edin lütfen. Karanlık gidecek, Gezi kalacak. Hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte kazanacağız. Silivri 9 nolu A47. Şerafettin Can Atalay. Karanlık gidecek. Gezi kalır. Karanlık gider. Gezi kalır. Karanlık gider. Gezi kalır. Adalet, demokrasi talebiyle Şerafettin Can Atalay'ı selamlıyoruz. Nisan'da Gezi davası kararıyla hukuksuzca tutuklanan arkadaşlarımızdan Ali Hakan Altınay'ın mesajını okumak üzere sözü kardeşi avukat Deniz Altınay'a veriyorum. Sevgili dostlar, hepinize bizlerle dayanışmak üzere buraya kadar geldiğiniz, bize ses olduğunuz için canı gönülden teşekkür ederim. Bizi kaçma şüphesiyle aramızdaki duvarların arkasına hapsedenler, 25 Nisan kararlarının... 25 Nisan kararlarının vicdansızlığı ve izansızlığının toplum nezdinde nasıl bir öfke yaratacağını belli ki hesaplamamışlar. Bu öfke, Gezi ruhunun da temel taşlarını oluşturan ve yıllardır süre gelen eşit, özgür ve adil bir topluma dair taleplerimizle birleşti. Ve bugünkü dayanışmamızda vücut buluyor. Hepinizi tek tek kucaklıyor. Özgür günlerde en kısa zamanda buluşmayı diliyorum. Hakan Altınay. Dört duvar arasında hukuksuzca tutulan Hakan Altınay'ı adalet talebimizle selamlıyoruz.
25 Nisan'da verilen meşru olmayan yargı kararıyla tutuklu bulunan arkadaşımız şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın mesajını okuyacağız şimdi. Mesajı okumak üzere Tayfun'un arkadaşı, Tayfun'un meslektaşı, Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu'na sözü vereceğim. Sevgili dostlar, yoldaşlar, siz dışarıda, biz içeride, her ne koşulda olursak olalım, demokratik cumhuriyet talebini yükseltmeye, hukuksuzluğa karşı adaleti haykırmaya, kentimizi, doğamızı ve elbette Gezi'yi savunmaya hep birlikte devam ediyoruz. Gezi direnişi 9. yılında da hala bu ülkenin en büyük umududur. Umudumuz ile yaktığımız ışık bizleri çok yakında aydınlık ve güzel günlere taşıyacak. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Selam ve saygılarımla Tayfun Kahraman, Silivri 9 No'lu A47. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Biz kazanacağız. Tayfun Kahraman'ı adalet talebimizle, demokrasi talebimizle selamlıyorum. ...25 Nisan'da verilen hukuksuz kararlarla ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılan 4,5 yıldır özgürlüğü gasp edildiği yetmiyor gibi adaletsiz bu kararla ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen Osman Kavala'ya, Osman Kavala'nın mesajını okumak üzere Osman Kavala'nın arkadaşlarından Şebnem İşi güzel esinlendi. Gezi özgürlük ve demokrasi taleplerinin ve dayanışma ruhunun ifadesiydi. Gezi davası da yargının siyasi amaçlarla kullanılmasını simgeleyen bir dava oldu. Bu davayla ilgili duyarlılığın, sizlerin gösterdiği dayanışmanın hukuk ve demokrasi mücadelesine ivme kazandıracağına inanıyorum. Osman Kavala. Acil adalet talebiyle, acil demokrasi talebiyle Mehmet Osman Kavala'yı selamlıyoruz. Silivri'deyiz. Saat 3'te buradan. Yine balonlarımızla, yine adalet talebimizle Bakırköy cezaevine gideceğiz. Orada da Bakırköy'de tutsak edilen arkadaşlarımızın mesajlarını sizlerle paylaşacağız. Şimdi Taksim Dayanışması adına hazırladığımız basın açıklamasını sizlerle paylaşacağız. Ve ardından, basın açıklamasının ardından balonlarımızı gökyüzüne adalet talebiyle uçuracağız. Bu Utanç Abidesi'nin önünde, bu hukuksuzluğun simgesi Silivri yerleşkesinin önünde bu balonlarla adalet mesajımızı hukuksuzca tutsak edilen arkadaşlarımıza göndereceğiz. Taksim Dayanışması'ndan basına ve kamuoyuna. Bundan tam 9 yıl önce bugünlerde yaşadığımız karanlık günlerin sorumlusu olan siyasi iktidarın bizlere, bu ülkenin yurttaşlarına karşı tutumu insanlık onurumuza dokunduğu için, temel haklarımızı gasp ettiği için, kentsel ve toplumsal hafızamızı yok ettiği için, doğayı ranta kurban ettiği için, bizlere yaşam alanı bırakmadığı için Gezi'de buluşmuş bir arada olmanın coşkusunu, gerçeği haykırmanın gururunu, direnmenin onurunu yaşamıştık. Aradan geçen 9 yılın ardından hukuka güvenin iyice azaldığı, mahkemelerden adalet çıkacağına dair inancın giderek zayıfladığı güzel ülkemiz 25 Nisan'da
Gezi davasında açıklanan kararlar sonrasında ranta karşı çıkıp doğanın talanına itiraz edenlerin, hayatımıza müdahale etmeyen milyonların sesine ses olanların, Gezi Parkı park olarak kalsın diye çabalayan kent hakkı, yaşam ve hak savunucularının, bu ülkenin demokrasi güçlerinin ağırlaştırılmış müebbet ve ağır hapis ile cezalandırıldığı bir ülkeye dönüşmüştür. Polis tutanaklarına göre en az 3,5 milyon insanın, yani Gezi'ye gelen, destekleyen, mesaj atan, börek getiren, revir kuran, kütüphane yapan, yeryüzü sofrası açan, şarkı söyleyen, tiyatro sergileyen, dans eden, ağaçlara sarılan milyonların müebbet ve ağır hapis cezaları ile korkutulmaya çalışıldığı, adaletin buharlaşarak yok olduğu bir ülkeyiz artık. Tek adam rejiminin ihtiyaçlarına göre karar veren mahkemelerin hukuksuz, tanıksız, kanıtsız, keyfi ve tutarsız kararlar aldığı bir rejimde demokrasinin, kuvvetler ayrılığının ve en temel anayasal hakların yok sayıldığı bir ülkeyiz. Gezi Parkı'na sahip çıktığı için, yaşamıma daha fazla karışma dediği için Gezi direnişi sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybeden gençlerin katillerinin aklandığı, bu vahşete isyan edenlere ise hapis cezaları verilebildiği bir ülkeyiz artık. Gezi'de gür sesleriyle biz de varız diyen kadınların, LGBT+ bireylerin taleplerinin yok sayıldığı, cinayetlere kurban gitmelerine ses çıkarılmasının engellendiği, bu hukuksuzluktan güç alan erkek şiddetinin daha dün iki canı daha aramızdan aldığı bir ülkeyiz artık. İşçilerin ekmeğine, köylülerin ürününe sahip çıkmasının istenmediği, hayatın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu düzenin sorgulanmasının, emeğinin karşılığını talep etmek için ses çıkaranların, özgür üniversite için direnen öğrencilerin, barınma hakkı talep eden yurttaşların vatan haini olarak görüldüğü bir ülkeyiz artık. İşte böyle bir durumda bu ülkenin yargısı, bu ülkenin mahkemeleri, tüm bu hukuksuzluklara, eşitsizliklere, vicdansızlıklara güç vermek yerine adaleti sağlamak zorundadır. Demokrasi için, eşitlik için, özgürlük için, geleceğimiz için adalet istiyoruz. Gezi Parkı park olarak kalsın diye mesleki ve yasal süreçleri yürüttükleri için 18'er yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılan Taksim dayanışmasından kent, demokrasi ve hukuk emekçisi arkadaşlarımız, mimar Mücella Yapıcı için, şehir plancısı Tayfun Kahraman için, avukat Can Atalay için adalet istiyoruz. Bu hukuksuz davada mesnetsiz ithamlarla yargılanarak 18'er yıl ağır hapis ile cezalandırılan Çiğdem Mater için, Hakan Altınay için, Mine Özerden için adalet istiyoruz. 4,5 yıldır kanıtsız, tanıksız ithamlarla bir siyasi tutsak olarak özgürlüğü gasp edildiği yetmezmiş gibi kanıtlanamayan iddialar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala için adalet istiyoruz. Sadece Gezi tutukluları için değil, gelecek güzel günlerimiz için adalet istiyoruz. Yargının bağımsız olduğu, yaşama sahip çıkan seslerin duyulduğu, mesleklerinin gereğini yapan hak savunucularının
tutsak edilmediği bir ülke için adalet istiyoruz. Ethem'in, Ali İsmail'in, Medeni'nin, Hasan Ferit'in, Abdoca'nın, Ahmet'in, Mehmet'in ve Berkin'in özgür düşleri için adalet istiyoruz. ...2013'ün Haziran'ında Gezi Parkı'ndaki o rengarenk dayanışmacı anlayışı sahiplenen tüm yurttaşları özgürlük ve demokrasi talebiyle ülkemizin geleceğine umut olan tüm kurumları darbecilik gibi asılsız ithamlarla lekelenmek istenen Gezi'nin gerçek tarihine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Gezi haksızlıkların, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin son bulduğu ve gerçek suçluların hesap verdiği bir ülke için umuttur. Bu umudu diri tutmanın yolu, bizi bugün bir araya getiren özgürlük, eşitlik ve kardeşlik talebinde ısrar etmekten ve her şeye rağmen bir arada ve dayanışma içerisinde olmaktan geçiyor. Başta Gezi Parkı olmak üzere ülkemizin yeşiline, doğasına, kaynaklarına sahip çıkacak demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden delillere dayanan, objektif ve tarafsız yargılama yapan bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu hukuksuzluk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Bu hukuksuzluk, bu keyfilik, bu adaletsizlik, bu vicdansızlık, bu düşmanlık sona erinceye kadar, arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak girecek bu davalar geri çekilinceye kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Acil demokrasi, acil adalet, acil özgürlük, Gezi'ye adalet, Gezi'ye özgürlük. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Arkadaşlar, balonlarımızı demokrasi için, adalet için, özgürlük için gökyüzüne salıyoruz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Değerli arkadaşlar, Silivri'deki basın açıklamamız burada sona erdi. Fakat bugün aynı zamanda acı bir gün. Gezi davasında hukuksuzca tutuklanan Mine Özerden'in babası Ahmet Yalçın Özerden'i Mine'nin tutukluluğunun birinci ayında kaybettik. Bugün Mine sevgili babasını toprağa veriyor. Buradan Mine'ye, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerimizi gönderiyoruz. Acısını paylaştığımızı kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Saat 3'te Mine'nin acısını paylaşmak için Bakırköy'de tutuklu olan arkadaşlarımıza adalet talebimizi duyurmak için Bakırköy cezaevinde olacağız. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Karanlık gider, Gezi kalır. Karanlık gider.
bizim onurumuzdur.